Ketojenik diyet uyarısı. Diyorlar ki bu diyet kısa süreli uygulanmalı. Diyetisyen Büşra Nur Enezbaş. Bakalım ketojenik diyet hakkında neler söylüyor? Ketojenik diyet modern olarak ilk kez 1911 yılında Paris'te bir doktor çift tarafından epilepsi nöbeti kontrol için kullanılmıştır. Daha sonra 1921'de Mayo Klinik yüksek yağ düşük karbonhidrat içeren bu diyetin epilepsi atakları üzerine etkisiyle ilgili makale yayınlamıştır. Bu diyet büyüme ve gelişme için yeterli protein, en az düzeyde karbonhidrat ve kalan enerjinin çoğunu oluşturan yağ içermekteydi. Mayo Klinik tarafından oluşturulan bu diyet günümüzdeki ketojenik diyetin çıkış noktası olmuştur. Ketojenik diyet genellikle açlık periyodundan sonra başlar. Karbonhidrat içeren sıvılar ve besinler verilmez, kan şekeri düzeyi izlenir. Kanda keton cisimlerinin oluşması için günlük 50 gramı geçmeyen karbonhidrat alımı gerekmektedir. Diyeti başlatma ve sürdürmede ciddi sorunlar yaşandığı için karbonhidratların kademeli olarak kısıtlanması diyet uyumu kolaylaştırmaktadır. Ketojenik diyette asıl amaç enerji üretiminde glikoz yerine yağın parçalanmasıyla oluşan keton cisimciklerinin kullanılmasıyla yağ kaybı sağlamaktır. Ancak kontrollü şekilde uygulanmazsa bazı yan etkilere sebep olabilmektedir. İlk fark edilen genelde ağız kokusu olmaktadır ama bunun dışında aşırı susama, sıvı kaybı, ishal, bulantı, karın ağrısı, baş ağrısı hatta bilinç bulanıklığı gibi yan etkiler de görülmektedir. Bunların yanı sıra yüksek protein ve yağ içeren bir diyet böbrek, kalp ve kemik sağlığı için de risk taşımaktadır. Ketojenik diyet bir tedavinin parçası olduğunda hekim tarafından kısa süreli uygulanabilse de uzun süreli ve sürdürülebilir bir diyet programı değildir. Ketojenik diyet ile süt grubu besinler, havuç, patates gibi kök sebzeler, kuru fasulye, nohut, mercimek gibi baklagiller, meyve ve meyve suları, arpa, pirinç, buğday, çavdar, mısır gibi tahıl ürünleri kısıtlandığı için kalsiyum, vitamin ve mineral yetersizlikleri görülebilmektedir. Yapılan çalışmalarda ketojenik diyetin bağırsak mikrobiyatası çeşitliliğinde ve sayısında azalmaya neden olduğu gösterilmiştir. Fermente gıdalar bağırsak mikrobiyatası çeşitliliği ve sayısını arttırdığı için keton kontrolü yapılarak diyete eklenmesi sindirmede yardımcı olmaktadır. Ketojenik diyetin kilo verme etkisini 3 başlıkta inceleyebiliriz. Bunlardan birincisi proteinlerin daha yüksek tokluk etkisi nedeniyle iştahta azalma sağlaması, proteinlerin iştah hormonları üzerindeki etkileri ve keton cisimlerinin olası iştah baskılayıcı etkisi. İkincisi yağ üretiminde azalma ve keton cisimleri oluşturmak amacıyla yağ yıkımında artma. Üçüncüsü ise proteinlerin termik etkisi. Ketojenik diyet açlığı kontrol etmeye yardımcı olabilir ve yağ metabolizmasını iyileştirerek ağırlık kaybı sağlayabilir. Ketojenik diyet sonrası normal beslenmeye geçişte kademeli bir geçiş önerilir. Ketojenik diyetin hala uzun süreli etkisi bilinmediğinden kısa süreli, minimum 2-3 hafta, maksimum 6 ay gibi kullanılması güvenlidir. Bağırsak mikrobiyatasındaki bakteri çeşitliliği ve zenginliğini azalttığı için ketojenik diyet yerine modifiye Atkins diyeti ve düşük glisemik indeks diyeti hem obez bireylerde hem de sporcularda kilo kaybı için daha çok tercih edilir. Evet, ketojenik diyet söylemesi bile zor. Demek ki ne yapıyoruz? Kısa süreli uyguluyoruz. Tabii. Çünkü o kadar çok sosyal medyada konuştuk ki kirli bilgi var diye. Tabii, çok. O kadar çok kirli bilgi. İşte şunu yerseniz şu kadar yağ gider. Şunu yaparsanız şu kadar kilo verirsiniz. Çoğu bilgi kirliliği.